Bay J Show başlıyor. Bay J. Bay J. On Power FM. Yeni yıl geliyor millet. 2016'yı karşılamamıza az kaldı. Sanal bir dönüm noktası olduğunu biliyorum. Yani her şeyin birdenbire değişmesini beklemek delice olur yeni yılda ama bir umuttur işte. Mesela asla yapmadığım bir şey yaptım. Cumartesi sayısal oynadım. Hadi yeni yılın hatırına ve ne oldu biliyor musunuz? Bir daha asla oynamayacağım. Milli Piyango İdaresi bana kızmasın ama bir insana 35 sene boyunca amorti çıkmazsa isyan etme zamanı 23 sene önce geçmiştir bence. Öyle. Çünkü bence piyango çeşitlerinde kazanmama sınırı 12 yıl falan olmalı. Yeni bir iş, yeni bir aşk ve daha neler neler ha, yeni yıl. Ben İstanbul'da aşkı çok zor buldum. Kızlar bir acayip. Sizi paranız için mi, kariyeriniz için mi? En korkuncu sizi siz olduğunuz için mi seviyor? Bilemiyorsun çünkü... Hadi yapmayın! Hiçbirimiz o kadar da şahane değiliz. Ben beni ben olduğum için seven birinden şüphe ederim arkadaşlar. Benim neyim var? Horluyorum, kiloluyum, yaşlanıyorum. Hayattan sıkıldığım için canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Sıkıcıyım da dışarıda. Belki de o kadar hızlı yaşamamalıydım. Sayısız meslek, sayısız sevgili, sayısız tatil. Geriye ne kaldı ha? Oğlum büyüyor. Bir de torun sevdim mi? Benim aranızda çok da fazla işim kalmıyor arkadaşlar. Ne yani Bay J, torununu sevip intihar mı edeceksin? Yok, onu yaptım üçüncü kez evlenirken ben. Daha yaratıcı olmam lazım. Kendimi baştan yaratmam lazım. Ama daha vaktim var. Oğlum 14 yaşında. Şu sıralar torun seversem ailece başımız belaya girer. Olacak iş değil yani. Burası Power FM. Power FM'de Bay J'yi dinliyorsunuz. Beni çok sevdiğinizi biliyorum. Çünkü normal şartlarda aranızda kankalarınızla konuşurken bile tam olarak açık olamadığınız konularda ben burada son derece açığım. Herkesin benim gibi patavatsız bir arkadaşa, bir abiye, bir amcaya ihtiyacı vardır. Beni sevdiğinizi biliyorum. Keşke sevginiz para olsaydı. Meteliksizim. Tıngır mıngır ilerliyorum. Sormayın daha iyi. Soracağız Bay J, paran yoksa nasıl yaşıyorsun? İyi değil. O kadarını söyleyebilirim. İyi değil, gergin. Hak ettiğimin 20'de biri güçte yaşıyorum. Geçen gün pantolonumun cebinde 50 lira buldum. Var ya, çocuklar gibi neşelen, nasıl bağırıyorum. Yaşasın, yaşasın, 50 lira buldum. Artık karıma, ablama, babama, anneme ve kuzenlerime yılbaşı hediyesi alabilirim. Bunların ucuz hediyeler olduğunu söylemem abes olur herhalde, değil mi? Pazardan ihraç fazlası kadın elbisesi aldım hepsine. Fermuarları yok, defolu, ne var? Dekoltesi de biraz abartılı ama babamın pek umursayacağını zannetmiyorum. Paranız az olunca hakkınızı aramak hayatınızda yeni bir şey oluyor. Benim hayatımda yeni bir şey. Ben param varken hiç hakkımı aramam. Kazığı yerim, çöpe atarım, yenisini alırım. Çünkü milleti kazıklamak suretiyle kariyer yapmaya çalışan insanların bu hakkına engel olmak istemiyorum. Ama şimdi param az, kimse bana kazık atamaz bir buton. Ve hakkımı arama konusunda tecrübeyi en iyisinden aldım. Karım. Bir mağazaya girelim ve yanlış yapsınlar. Karım elemana aynı anda simultane gastroskopi ve kolonoskopi yapar. Bayıltmadan. Ben o kadar agresif değilim. Ama can sıkarak hakkımı arıyorum. Geçenlerde bir gazete dergi kioskundan gazete aldım. Yağmur çiselemeye başladım. Gazete için bir torba rica edebilirim. Gazete için torba vermiyoruz dedi adam. Yok, sakin olun. Hakkımı arayacaktım tabii ki. Çünkü ikinci bir gazeteye bütçem yok. Her gün 75 kuruşluk masraflarımı ikiye katlarsam hayatım çekilmez hale gelir. Böyle bir şey yok. Bir yandan da içimden karımın sesini duyuyorum. Bağırsaklarını sök ve gömleğine papyon yap. Adamın bağırsağına, adamın gömleğine papyon yap. Adama dedim ki 75 kuruş sende kalsın. Torba da öyle. 25 kuruş para üstü de. Ve bu akşam inşallah rahat uyursun. Bence rahat uyumuştur. Ayrılmayın. Power FM'de Bay J var. You're listening to Bay J on Power FM. %100 radyo sunucusu, %100 erkek. Şimdi burada Power FM'de Bay J var. Alkış. Teşekkürler. Umarım yılbaşı için hazırlıklarınızı yapmışsınızdır. Ben İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde yaşıyorum. Dükkanlarda satın alınabilecek hediye olarak 3 çift delik çorap ve farklı numaralarda 4 çift ayakkabı kaldı.
Net söylüyorum. Ne para var arkadaş millette. Ve çok zor iş hediye almak dinleyici. Özellikle karınıza. Ben yüzyıllardır kadınlara hediye almayı hala beceremiyorum. Nedenini de söyleyeyim. Hediye alınacak o kadar fazla okazyon var ki hangisinde ne alacağımı şaşırdım. Evlilik yıldönümünde mücevher alacaksan o kesin zaten. 30. doğum gününde 30 önemli olduğu için mücevhermiş. Ben de herkesten öğrendim. 30 yaş. Doğal olarak binlerce liralık mücevherattan sonra diğer denden içinde önemli günlerde bir defter bir kalem alamıyorsunuz. Olmuyor. Doğum gününde 10 bin liralık yüzük, yılbaşında kartondan bir prenses tacı. Yok, böyle bir şey yok. Boşuna denemeyin, zor. Hadi pahalı bir çanta alayım. Aldım daha önce. Pahalı ayakkabı aldım. Saat aldım. Antika otomobil bile aldım. Başa dönüp çanta alıyorum. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Sen eskiden benim için çok yaratıcı güzel hediyeler seçerdin. Şimdi hep aynı. Arkadaş. Ben mi gerizekalıyım, kadınlar mı çok talepkar bilmiyorum ama bu hediye alma işi bir sanayiye dönüşebilir biliyor musunuz? Bir şirket olmalı. Karımın özelliklerini, bugüne kadar aldıklarımı sıralayıp onlara sunmam lazım. Onların da bir fikirle gelmesi gerekiyor. Bulamazlarsa da nasıl boşanacağımı söylemeli lazım. Çünkü hediyenin ne olduğundan daha önemli bir mesele hiç hediye almamak yok. Hiç hediye alamazsak olmaz. Karım konuşmayı çok seviyor. Gerçi kavgalı isimdi, konuşmuyoruz ama ben de onu sevdiğim için mecburen dinlermiş gibi yapmak zorunda kalıyorum her seferinde. Ne yapayım? Dinliyorum, dinliyorum gibimsi ama şey gibi hani resmi bir yazı gelir okumazsınız, direkt imzalarsınız ya inşallah başım belaya girmez. Hani böyle ne bileyim sigorta satın almışsınızdır, garanti şartlarını okuyor musunuz? Yok, direkt imzalıyorsunuz. Niye? Okunacak gibi değil. Erkekler dinlemeyi de çok sevmiyor zaten. Bu yüzden bir erkekten iltifatla bahseden kadın Hasan çok iyi bir dinleyici der mesela. Çok iyi dinleyici. Çok iyi dinleyici sizsiniz dinleyicilerim. Ben radyo programı sunarım. Siz her gün dinlersiniz. Çok iyi dinleyici sizsiniz. Karım radyo programı sunuyor. İyi bir dinleyici olayım ben. Ve birkaç dakikada bir sağlama yapıyor. Bahçe sen ne düşünüyorsun bu konuda? Babama evet diye mi? Birdenbire. Birdenbire öyle bir şey söylüyor, tamam mı? Ben o kadar dalmışım ki. Karnım da aç, işten gelmişim. Hayalimde antrikot yiyorum. Durumlarda hızlıyım ama. Bir tanem bence öyle. Hemen evet deme. Bir düşünelim, karar verelim. Birkaç gün oyala istersen baba. Her zaman işe yaramıyor. Bazen alakasız bir yorum yapmış oluyorum. Bazen sadece beni denemek için babasına evet deyip demeyeceğini soruyor. Oysa ki alakası yok. Annesinin yeni çantasıyla ilgili konuşuyor. Bak hiç önemli değil. O zaman şey diyor bana. Bayce sen yine kafanda antrikot mu yiyorsun? Evet, kafamda antrikot yiyorum. Bayce. Efendim Bebitom. Bayce, hangi motivasyonla hala radyodan program sunuyorsun sen? Vallahi ne diyeyim yani. Çok iyi bir radyo şovmeni olduktan sonra birçok kişi başka işler yapmaya başlıyor. Oysa ki iyi bir radyo şovmenini tüm diğer eğlence sanayisi çalışanlarından ayıran şey yaptığı o radyo şovu. Ve ben sisteme karışmadan ayrışmış halimi burada radyoda çok seviyorum. Ne yaparsam yapayım, reklamda oynamak, filmde dizide oynamak, şarkıcılık yapmak, hep en üste radyo şovunu koyuyorum. Bunu sizin için, kendim için ve ümitsizce düzgün şovmen arayan radyo sahipleri için yapıyorum. Ama milli piyangoda büyük ikramiye bana çıkarsam. Yani para için yapıyorsun bu işi Bayce. Evet. Ama piyango ikramiyesi kadar büyük bir para için değil ve hayallerim var ve bir çeyrek bilete bakıyor bütün iş. Hey! Bir şey söyleyeceğim. İnşallah size çıkar. Ben iyiyim çok şükür. Size çıkar derken ben babama hep siz diye hitap ederim. Öyle bir durumum var. Çok özür diliyorum. Yanlış anladıysanız. Selena Gomez geliyor. Biraz da Same Old Love, Selena Gomez Power FM'de Bay J'nin şovunu dinliyorsunuz. Ayrılmayın. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. You're listening to Bay J. Bay J. Bay J. Who are you? Bay J. On Power FM. Hey, 2016 geliyor. Oturmaya mı geldik ha? Yani evet, bu bir radyo programı. Büyük ihtimalle oturmaya geldik de. Bay J sorar. Her yerde şaşılık. Artık kaderiniz değil.
şaşılığın tedavisi var diye ilanlar görüyorum. Neden sekreterimizin bir gözü Konya'ya bir gözü Edirne'ye bakıyor sorabilir miyim? Madem bu kadar çaresi var. Yani okey tamam. Bu prosedür çok ucuz bir prosedür olmayabilir ama kızı her gün yeni kıyafetlerle görüyorum. Bir gözünüz Konya'ya diğeri Edirne'ye baktığı zaman hani bilirsiniz biri size bakar diğeri sizin için bakar derler ya. Evet. Önceliğiniz yeni bir bluz ve etek mi yoksa bunu tedavi ettirecek parayı harcamak? Kız önüne bakıyor hem benle hem Fakisi'yle konuşuyor. Hepimizin bir süper gücü var, bu pek havalı değil, itiraf etmek zorundayım. Bir tane kızı var, ikizleri var zannediyor. Sinemaya gittiğinde yan oturuyor. Kocası aynı anda başka biriyle de görüşüyor diye terk etmiş. Okay, tamam tamam. Yeter bu kadar. Sadece tedavisi var birçok gelişmiş hastanede. Bir, gözlükle tedavi. İki, kapama tedavisi. Ortoptik tedavi. Cerrahi müdahale. Ve son olarak çağımızın pırlanta tedavisi. Botoks uygulamasıyla müdahale yapılabiliyormuş, aklınızda olsun. Şimdi sıra kızın kekemeliğine geldi. Evet, ya şaka ediyorum. Şaka ediyorum. O kadar değil. Üstelik anlattıklarımın hepsi yalan dolan biliyorsunuz. Son derece şirin bir kız. Çocuğu da yok. Üstelik bekar. Ama sen evlisin Bayşe. Ya ikide bir hatırlatmasanız olmuyor mu? Sanki bilmiyorum. Sanki akşam başka eve gideceğim. Biliyoruz herhalde evli olduğumuzu. Allah Allah. Sizin için söyledim ben onu. Yalan söylüyorum. Sizin için söylemedim. Yani sizin için söylediysen bile sondaki bana aitti. Evet. Sondaki Dinleyicilerim siz çok tatlısınız. Hem hoşgörülüsünüz hem de sevgi dolusunuz. Ne acayip şeyler anlatıyorum. Ertesi gün yine gelip beni dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bak. Anlatmak zorundayım çünkü hayatım acayipliklerle dolu. Michael Jackson'ın ölüm haberini nerede aldım biliyor musunuz? Dedemin cenazesinde. Tam cenazenin ortasındayız. Genç çocuklardan biri bağırdı. Oha çok kötü bir haberim vardı. Cenazedeyiz gerizekalı. Neyin kötü haberi? Bütün sülalem yanımda zaten. Ne kötü haberi daha? Neyse haberi verdi. Anneannem ağlamaya başladı. Bir iki genç çocuk moonwalk yaparak Michael'ı geri getirmeye çalıştı. Rezalet bir gündü. Başıma böyle şeyler gelmeye devam ederse nasıl onurumu ve haysiyetimi koruyabilirim ki? Zor. Hayat bana çok zor. Babam hem kemer hem pantolon askısı kullanıyor. İkisini beraber. Pantolonuna bu kadar tutkuyla sahip çıkmaya çalışan bir adamın oğluna bu kadar sarsakça sahip çıkmasıyla enteresan değil mi arkadaşlar? Neyse her acayip olayın bir iyi yanı olmak zorundaysa hem kemer hem pantolon askısı derken ablamla daha fazla kardeşimiz olmadı. Evet iyi iyi iyi, gen havuzuna yayılmayalım. Ayrılmayın, Power FM burası, ben Bayce. No one else is but you are. You're listening to Bayce on Power FM. 2016 çok yakın sevgili dinleyiciler. Bazısı için çok önemli, bazısı için aman üf ya delireceğim, 1238 kişiye hediye almam gerekiyor. Bu yılbaşını keşfedeni Allah bildiği gibi yapsın. Ben burada Bay J, ben Power FM'de Bay J, ben burada her iki ruhu da canlı tutmaya çalışacağım. İşim bu, esnaflık. Öyle. Onu kaçır, bunu yıldır, bunu kıskandır, bu iş öyle olmaz. Her bir dinleyicim bireysel olarak anormal derecede kıymetli benim için. Burcu Esmersoy'un ayrı bir yeri olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bazen beni dinliyor. Geçenlerde güzel kadın örneği olarak Ebru Şallı'yı verince aradı beni, dedi ki neden Ebru ve ben değil, artık beni sevmiyor musun? Hayda, iki saat anlat ona karşı duygularımın sevgiyle, sadakat, şefkatle ufak bir alakası bile olmadığını. Ünlü güzel bir kadın, programımda ondan bahsedince prim yapıyor, tamamen ticari bir ilişki. Bu arada Burcu kaç reklamda oynuyor? Ha? Hani televizyonlarda reklamlar yazısı çıkar ya, Burcu'nun resmini koysunlar yeter bence. Burcu ve ürünleri. Kadın 39 yaşında ya, ama sıkı spor yapıyor, kendine iyi bakıyor. Büyük ihtimalle ilk selülit ve kırışığında intihar edecek. Allah korusun, Allah korusun. Dünya tatlısı bir insan, sıkıntı, elem, keder vermesin Allah. Yalnız o kadınların spor kıyafetle dolaşma tribi nedir ha? Kahveciye giriyorum. Sırada pilates taytı ve renkli spor ayakkabısı olan 28 kadın var. Yalan söylüyorsam yalan söylüyorsun Bay J diyeyim. Erkekleri
Eşinin yıllarca yalvardığı ve inat ettiği konuda aydınlanma mı yaşadı kadınlar? Bay J, neden hep eşofman ve spor ayakkabıyla dolaşıyorsun tatlım? Çünkü çok rahat be Bitom, neden sen de yapmıyorsun? Ay, öyle kuru kuru dolaşamam. Şimdi hepiniz spor taytı ve spor papuç giyiyorsunuz. Kadınlar yavaş yavaş biz erkeklerin elinde son ne kaldıysa onları da alıyor. Rahat giyim de bunlardan bir tanesiydi. Yakında salon kanepesinde uzun oturmaya da başlarlar. Biliyorsunuz her şey bıyıklarını aldırmaya başladıkları zaman oldu. Evet. Biliyorum çok komiyim, çok gülüyorsunuz ve beni çok seviyorsunuz. Neyse ki böyle bir komedi programım var. Gerçek beni çok sevmezdiniz. Niye ki Bay J, kötü biri misin? Hayır, problemli biriyim. Katlanması zor, geçinmesi güç ve anormal derecede çekici. Yani bırakamıyorsun da. Çok yakışıklı demiyorum, çekici diyorum bak. Ama bir yere gittiğimizde arkadaşlarımla hep en güzel kızı ben kaptım. Nedenini bilmiyorum. Belki de dolar desenli tişörtümdür. Bilmiyorum, psikolojik bir şey kullanıyorum ama... Ama yok, o zaman bütün güzel kadınları para avcısı olmakla suçlamış olurum. Büyük ihtimalle doğallığımdır. Evet beyler, doğal olmak sanırım kadınlarla ilerleme kaydederken en önemli etki. Tabii doğallığınız antipatikse doğal olmayın o zaman. Drama dersi alın ve rol yapmaya çalışın, tamam mı? Hiç olmadı. Amerika'da Bachelorette diye bir program var. The Bachelor ve Bachelorette diye bir program var. Aman Allah'ım, insanlığın yüz karası bir program. 12 striptizci kız aptal bir adam için birbirine giriyor. Yalanım varsa hanımlar, yalan diyeyim. Adam için birbirine giriyor. Çünkü yarışmayı kazanamazlarsa tekrar striptiz salonuna geri dönecekler. Hem para kazanıyorlar hem koca. İnsanlık olarak bu kadar mı ilerleyebildik dedirtiyor program. Adam kızlarla yatağa giriyor. Tamamıyla öpüşüyor. Tamamının ailesiyle tanışıyor ve sonunda aha bu diyor. İşte bu hayatımın aşkı, bunu istiyorum. Normal şartlarda her erkeğin hayali gibi görünüyor ama ne kadar ezik ve aşağılık bir durum size anlatamam. Daha önce kaç sevgiliniz olmuş olursa olsun sizinle kalacak kadın kendisinden önce hem de hemen önce 11 sevgiliniz daha olduğunu biliyor. Hepsiyle de birlikte oldunuz. 2016'da bunlara mani olalım, olur mu? Ayrılmayın, burası Power FM'in çok ünlü bir beldesi, Bay J Show. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. En iyi yeni müziğiyle Power FM'de şimdi Bay J'nin Dillere Destan Show'unu dinliyorsunuz. 2016 yılında birkaç gün kaldı. 3 gün aslında, bayağı yakın. Yani yaptınız mı 2016'da kendinizle? Her gün alkol alma alışkanlığınızı değiştirinize söz verin. Mesela 2016'da gün aşırı yapın. 2017'de 2 günde bir, 2018'de 3 günde bir ve 2044 senesi gibi sadece yılbaşı gecesi belki. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Bu sene sevgilimi aldatmayacağım diyebilirsiniz. Ama Bayşe, biz zaten sevgilimizi aldatmıyoruz ki. Tamam, o zaman böyle bir söz vermek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi bir yerden başlamanız gerekiyor. Hayat sizin hayatınız. Lütfen sahip çıkın. Bir şekilde beceremiyorsanız başka bir şekilde düzeltmeye çalışın. Ve bunları yaparken olabildiğince az insana zarar vermeye çalışın. Prensip bu olmalı. Sizin mutluluğunuz genelde başkalarının mutsuzluğu olabiliyor. Mesela bekar arkadaşlarımın mutluluğu benim mutsuzluğum olabiliyor bazen. İnadına anlatmayı da seviyorlar. Bir tanesi diyor ki geçen gece iki kız birden tavladım, evime gittik. Bir tanesi diyor ki bu hafta pavyona gidiyoruz. Ben de diyorum ki karımın kedisinin doğum günü. Gelemem. Motosikletçi arkadaşlarım diyor ki hadi motorları atlayıp Avrupa'ya gidelim. Karım diyor ki ben sana yetmiyor muyum? Niye böyle şeylere ihtiyaç duyuyorsun? Ben hayatımda bundan daha saçma bir şey duymadım. Pavyonu anlarım ama Avrupa'ya kankalarımla motor seyahatine çıkmamı neyle telafi edebilirsin ki? Yani eşinizin alternatif bir şeyle bunu istememenizi sağlaması imkansız gibi bir şey. Ama imkansız değil, konuşarak başarıyorlar. Oluyor vallahi, nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Bay J, inanamıyorum. Ben evlendiğimizde beni bu kadar yalnız bırakacağını bilseydim. Bilseydim ne? Evlenmezdim seninle mi? Hiç yanından gitmezsem seni nasıl özleyeyim? Böyle 5 dakika görüşmediler diye mesaj yazıp aşkım seni çok özledim, keşke şu anda yanımda olsaydın ya, saçma sapan sahte çiftler gibi mi olalım? Baby Thomas'ıl, ben seni özledim. Bu son 5 dakika hayatımın en uzun 5 dakikasıydı ve önümüzde koca bir gün var. Akşamüstü intihar haberimi alırsan şaşırmasana olan hasretimdendir. Hey aptal, kendine gelir misin?
Ay. Evli erkeklerin bence biraz testosteronu düşüyor ve östrojeni artıyor. Son zamanlarda tekrar erkek olmaya çalışıyorum. Bir arkadaşım var, gittiği her yere silahla gidiyor. Evet, biliyorum, ben de sivil silahlanmaya karşıyım. Bunu neden yapıyorsun dediğimde, ortamdaki en sert erkek, en raconlu delikanlı ben o. Çok saçma dedim, silahla sert erkek olamazsın ki. Gittiğin her yere elinde bir çiçekle gidersen sert olursun. Neden Bahşe dedi. E biri yanlış yaptığında elindeki çiçeği sorduğunda şöyle diyeceksin. Mezarına bırakmak için aldım. Daha korkutucu. Daha korkutucu silahtan. Bence bir de tüyleri ürperten bir tarafı da var. İnsan duyunca ıslık çalmak istiyor. Birazdan 2016 yeni yıl kararları geliyor. Umarım sizinkilerle örtüşür. Power FM'den ayrılmayın. Bay J. Power FM. This is Ella Farben. Hey, it's Christina Aguilera. Hi, I'm Adele. No one else is, but you are. Bay J. İşte 2016 kapıda sevgili dinleyiciler. Hep yeni gelen yıl için inşallah bu yıl yaşadığımız felaketlerin benzerlerini yaşamayacağımız barış dolu bir yıl olur diyoruz. Her geçen yıl durum daha da kötü oluyor. Bu yüzden dünya barışı yerine yeni yıl çözümleri ararken kendimize odaklansak daha iyi olmaz mı? Ha? Hadi insanlar, önce kendimizi düzeltelim, biraz bakalım sonra ne olacak? Bay J benim adım, çok uzun yıllar Power FM'de program sunduktan sonra bir ara ara verip Kasım ayında yine başladım. Sizlere seslenebildiğim için çok mutluyum. Çünkü siz benim ideal dinleyici profilimsiniz. Zeki, hızlı anlayan, pratik zekalı, çılgın ve içindeki deliği dışarı salmaktan zevk alan birini dinlerken zevk almaktan zevk alan güzel insanlarsınız. Güzel kelimesi de gelişi güzel seçilmiş bir kelime değildi. Eğitimli, kültürlü olunca zeki insan daha güzel oluyor. Çok ciddiyim ve sonra sokakta sizi Power FM'de dinliyorum, bayılıyorum diye yanıma gelen kızlar da güzel oluyor böylece. Allah'ım çok mutluyum. ...2004 için verdiğim sözlerin bir kısmını gerçekleştirmeyi planlıyorum. Hey, ne var? 120 ay taksitle ev almayı biliyorsunuz. Ben geriden ödeyince olmuyor mu? Ha? Allah Allah. 2016 yılında anı daha çok yaşayacağım, daha beklenmedik olacağım ve kimseden ve hiçbir şeyden faydalanmayacağım ve her anın değerini bileceğim. Arkadaşlar, birinden böyle bir yeni yıl kararı duyarsanız anlayın ki gerçekten çok pis işlerin peşinde. Fazla klişe ve anlaması zor, içinde bir iş var. 2016 yılında geçmişle ilgili endişelerimden kurtulup önümüzdeki yıl çocuğun okul parasını nasıl ödeyeceğim konusunda endişelenmeye başlayacağım. Evet. Geçmişte olan olmuştur. Sizin için araştırdım. En popüler yeni yıl kararları nelermiş? Duymak ister misiniz? Bir numara. Daha fazla kitap okuyacağım. Daha saçma bir şey duymadım. Ya kitap okuyan birisindir ya değilsindir. Neyi kovalıyorsun be bir tohum? Allah Allah. İki numara. Para biriktireceğim. Bu da saçma ötesi. Biriktirebilen bile olsaydınız şimdiye kadar biriktirirdiniz. Belli ki eli açık bir insansınız. Yeni yıl kararı verecekseniz karakterimi değiştireceğim deyin o zaman. Daha doğru olmaz mı? Dünyanın üçüncü en popüler 2016 çözümü. Kilo vereceğim. Bu da hayal. Zaten şimdi yeni yılın ilk haftası, spor salonlarında adım atacak yer olmayacak. Üyeliğinizi 15 Ocak'tan başlatın. 15 Ocak'tan itibaren kimse gitmez. Dördüncü en popüler yeni yıl kararı. Evimi baştan dekore edeceğim. Bırak Allah aşkına ya. Bu sizin için değil beyler. Rahat olun bu arada. Evet, evimi baştan dekore edeceğim. Janitom. Janitom mu? Bunlar ilk dördüydü. 40 maddelik bir liste elime geçen. Bu 39 ve 40'a baktım. Gittikçe akıl hastalığı seviyesi artıyor. 39 numara. Patronumla bana daha adil davranması için yüz yüze bir konuşma yapacağım. Delirmiş. 40 numara bungee jumping yapacağım diyor. Gereksiz derecede şey mesajı veriyor. Kısmetse düşer ölürüm ve rezil hayatımdan kurtulurum. Tutamayacağınızı düşündüğünüz sözler vermemeye çalışın. Olur mu sevgili oylar? Power FM'de Bay J'yi dinliyorsunuz. I can feel my face. Birazdan David Guetta featuring Sia. Bang my head against the wall. Bay J'nin şovunu dinliyorsunuz. Tadını çıkarın. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor.
Pekala dinleyiciler, bu sanırım 2015'in son programlarından bir tanesi. 2016 yılı çok güzel bir yıl olacak sevgili dinleyiciler. Hepimizi sevgiyle kucaklayacak, bize refah ve mutluluk getirecek. Ama bu 2015 senesine gıcık olduğumu, hor gördüğümü göstermez. 2015 yılı bana çok şey öğretti. En önemlisi de bir ilişkiye girdiğiniz zaman birlikte olduğunuz kişi... Yani bunu kendiniz hakkında yeni şeyler öğrenmek için lehinize kullanabileceğinizi, bir okazyon olarak görebileceğinizi öğrendim. Misal ben sadistmişim. Bu seneki yasak ilişkilerden de bunu öğrendik. Ay. Ben bir süre işsizdim bir ara. Sonra bir ofis işi buldu bir arkadaşım bana. Ofis işi de pek bana göre değil. Yani nasıl anlatsam, biraz durgun bir iş. Bu yüzden işe başlamadan önce yakın bir arkadaşımla havuza gittik. Ben kafama bir naylon torba bağladım ve beni dibe batırdı. Evet, tam havasızlıktan boğulmak üzereyken dışarı çıkarıp öğle yemeği tatili verdi. Ofis işi benim için bunu ifade ediyor. Ama ofiste çok güzel bir kız varsa bu değişebilir. Evet. Bayce, sizin ofiste güzel kız var mı? Bu soruya objektif olarak cevap vermem biraz zor. Çünkü ofisteki bütün kızlar şu anda programı dinliyor. Bir de hepsiyle ilişkim olmadı. Bu yüzden detaylı bilgiye sahip değilim hepsi hakkında. Bakın şöyle söyleyeyim. Belki bir işaret olur size. Eğer bir gün 20 seneliğine ofis üstümüze kapansa 20 sene sonra dışarı aynı sayıda insan çıkar. Daha net bir şey söyleyebilir miydim bu konu hakkında? 2016 geliyor. Ben insanlıktan biraz daha aydın, biraz daha ileri görüşlü olmasını diliyorum. Tamam mı insanlık? Adım Bay J, Power FM'in iftihar ettiği sunucusuyum. Tabii bunlar benim sözlerim. Eminim onların daha iyi hissettir. Ama zor be güzelim. Benim kualifikasyonlarımdaki insanlar, benim niteliklerimdeki insanlar, büyük şirketlerin genel müdürlüklerinde veya süperstarlar falan veya çok zengin insanlarla birlikteler ve çalışmıyorlar. Benim de isteğim oydu. Benim kiminle evlendiğine karışmam. Şu eşcinsellerin evlenmesi hakkında konuşan insanları dinlemeyi çok seviyorum. Geçenlerde geri kafalı bir sunucu dinliyorum. Şey dedi, eşcinsel evliliklere izin verilmemeli. Sırada ne var ha? Ev hayvanlarımızla mı evleneceğiz? Şimdi... bu taş kafa fena fikir vermedi. Çok sık gelen bir şikayet var. 2016'da yapma diyorlar. Bazen o kadar hızlı konuşuyorsun ki söylediklerini zar zor anlıyoruz diyorlar. Sevgili Azgın Kunduz, bunun iki temel sebebi var. Birincisi özgüven sorunum var ve programım her an yayından kaldırılabilirmiş gibi düşündüğüm için bu paranoyam yüzünden ne kadar konuşabilirsem kârdır diye yapıyorum. Bir. İkincisi, o kadar acayip şeyler konuşuyorum ki hepsinin anlaşılması işime gelmez. Averaj zekanın anlayamayacağı kadar hızlı konuşmak zorundayım. Kurumsal şirketlerin kurumsal dublaj sesiyim. Filmlerde, dizilerde oynuyorum. Reklamlarda oynuyorum. Konserler veriyorum. 10 parmağında 10 marifet. You're listening to Bay J. İçim mutlulukla doldu. On Power FM. Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Şimdi eriyen yeni... Kaç yılındayız ya? Kutlamaya biraz erken mi başladık? Ne yaptık biz ya? Her yıl yaptığım gibi yeni yıl için dileklerimi dilemeden önce yeni yıl kararlarınızı alırken sizlere yardımcı olması açısından kendi yeni yıl kararlarımı anlatıyorum. Belki esinlenirsiniz diye. Tabii kaç kişi at sırtında tanımadığım bir kadınla birlikte olma kararını kendi hayatına adapte etmek ister onu da bilmiyorum ama benden de bu kadar. Ne yapayım? Ama spor yapacağım yeni yılda. Biliyorum çok klişe olduğunu, yani o kadar iyi yaptığım sporlar var ve ben kılımı bile kıpırdatmıyorum. Bir tek yoga yapamam. Yapmam. Yaparken kafayı yiyorum, delirtiyor beni. Ki büyük ihtimalle yapmamı gerektiren sebeplerden biri de bu. Yani yoga yaptığı için sıkıntıdan sinir krizi geçiren biri olmamak için yoga yapmam gerekiyor. Ama fark ettiyseniz kendi içinde savaşan bir problem sonuç fenomeniyle karşı karşıya kaldık. Evet. Yani o sınıfa girdiğim zaman, o ses çıkartmayan insanlarla orada lotus pozisyonuna girdiğim zaman, yani yogaya kastım yok, kendime sinirleniyorum niye bu saçmalığı yapıyorum diye. Hiçbir anlamı yok, gereksiz vakit kaybından başka bir şey değil.
Bahşişe yoga yapanlara saçmalıyorsunuz dedin. Ne yapacaklar, dövecekler mi? Son gelen bir habere göre ünlü radyocu Bahşişe yogacılar tarafından ağzı burnu kırılmak suretiyle... Arkadaş yapmayın yoga o zaman. Harami olun. Ay, tiyatroya mı dönsem? Hiç oynadın mı Bahşişe? Oynadım, oynadım. Hafta sonunun son günü. 1,5 sene oynadım. Türkiye'yi falan da dolaştık. Sevil Berberi'nde oynadım. Il Trovatore, Hello Dolly, Don Quixote Opereti. Ama ilk profesyonel işimi soracak olursanız... bu sene bir dizi çekilecek. Hamile bir genç kızı oynayacağım. Erkek olduğumu biliyorum ama daha sonra... zor rollerin adamıyım diyebilmek için yapıyorum bunu. Yoksa tabii ki jinekolog rolünü tercih ederdim. 2016 geliyor. Yeni yılda daha az kitap okuyacağım. Çok şey bildiğin zaman başın kolayca belaya giriyor. Ve 45 yaşında ve çok dolu biri olduğum için her okuduğum yeni şey hafızamdaki başka bir şeyi silip kendine yer buluyor. Buna izin veremem. Sonra kızlar isimlerini hatırlamayınca kızıyorlar. En çok karım kızıyor. Evet. Yeni yılda 20 kilo alacağım. Annem küçükken hep şey derdi. Çok zayıfsın oğlum, bir şeyler ye ne olur. Anamı mı kırayım ben? Anamın kalbini mi kırayım? 2016'da, 2015'te bana yanlış ve yamuk yapan insanların listesini ve kusurlarını çıkarıp onlara aynı oranda rahatsızlık ve huzursuzluk vereceğim. En azından arada sırada tutabileceğim bir söz vermek iyi hissettiriyor. Yalan söylemeyeceğim. Sevgili dinleyiciler, çok güzel bir akşamdı. Niceleri inşallah. Dur bakayım, yarın salı, çarşambası var bu işin. Perşembe günü ne yapacağız? Perşembe günü özel yayınlarımız var. Hep beraber burada stüdyoda olacağız. İnşallah. Peki. İyi akşamlar. Bay J Show sona erdi.